Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün iğneden tığa güzel bir örneğin anlatımını yapacağım. Hem kolay hem gösterişli güzel bir örnek örneğimiz. Örneğimizi çiçekli yazmaya sarı ile mor iplik kullanarak göstereceğim. Tabanını da açık yeşili. Yaparken de 21 numara tığ kullanıyorum. Yapımında 22 numarada kullanabilirsiniz, 20 numarada kullanabilirsiniz. Bu oya da fark etmez. Şimdi hemen şuradan oyamızı göstererek inşallah yapımına geçeyim hiç zaman kaybetmeden. Bakın oyamız bu şekilde. İğneden tığa kolay ve çok güzel bir örnek. Şuradan da hemen yapımına geçelim. Hiç vakit kaybetmeden ara kısmını göstereyim. Daha sonra şurasını göstereceğim. Ben bunu böyle sık yaptım. Tabii ki böyle sık yapılmayacak. Siz arasını dilediğiniz gibi mesafesini ayarlayabilirsiniz. Ara mesafesini. Buradan hemen yazmanın tabandaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Buraya bakayım, ikişer zincirle mi yapılmış? Sanki bir büyük geldi. Hayır, ikişer zincirle yapmışım. Buraya hemen 1, 2, 3 tane zincir çek, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekerek dönüyorum. Bunun ortasından batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum ve sıradaki tığ battıdan bu şekilde batıyorum. Ara kısımlarını bu şekilde yaptım. Daha sonra buradan 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1. İki. Üç. Dört. 4 tane tığ battısı ilerledim. 4 tığ battısı ilerledikten sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakayım, saymıştım. 7, pardon, 8 tane zincir çekiyormuşum. 8 zincir çekerek buradan dönüyorum ve şu ilk tığ battısının içerisine batıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip dönüyorum. Aynı yere tığımı batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Buradaki 8 zincirin içerisinden batıp tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Dönerek buradaki yuvanın içerisine batıyorum. Battıktan sonra tekrar 8 zincir. Aynı yere batıyorum. 6 zincir. Dönüyorum ve bu yuvanın içerisine batıyorum. 8 zincir. 8. Tekrar şuradan iniyorum. İndikten sonra buradan bir zincir çekiyorum ve buradaki tığ battının içerisine geçiyorum. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 3 tane uzaklaştıktan sonra 4 zincir çekip batacağız. Tekrar 3 zincir çekerek buradan batıp 6 zincir çekerek dönüyorum ve tekrar buraya batıyorum. Bakın. Çim kısımlarını bu şekilde yapıp gideceksiniz. Şimdi şuradaki motifini yapalım. Şuradan hemen tığıma sabitledim ipimi. Şuradaki zincirimin arasından tığımı batıyorum, kapatıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip hemen
şu kenardaki zincire tığımı batıyorum. Battıktan sonra buraya hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekerek dönüyorum. Bu zincirin içerisinden batıyorum. Battıktan sonra başına bir kez sarıyorum. Hemen tekrar bir kere daha batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Bu son yapmış olduğum dolgunun arkasından tığımı batıyorum. Başına sarıyorum. Tekrar batarak çıkarıyorum. 8 zincirimi çekiyorum. Önce başına sarmadan batıyorum. Daha sonra başına bir defa sarıyorum ve batıyorum. Kaç oldu? 3 oldu. Toplamda kaç yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha yapacağım. Sonuncuya bakın, başına sarmadan, ikisini de başına sarmadan batıyorum. Sonuncunun. Battıktan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5 defa başına sarıyorum. Aynı yuvadan batarak ikişer ikişer şöyle çıkarıyorum. İkişer ikişer çıkardıktan sonra bakın buradaki yaptığımız sık iğnenin arasından tığımı batıyorum. İpimi alıyorum. Önce bir kere bu şekilde burayı kapatıyorum. Kapattıktan sonra buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane sık iğneyi yaptım. Yaptıktan sonra tekrar aynı yere tığımı batıyorum ve bunu şöyle kenara doğru güzelce çekiyorum. Buradan hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Tekrar 20 zincir. Tekrar aynı yere şöyle tığımı batıyorum. Buradan tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve şuradaki ilk başlangıç noktamıza tığımızı batıyoruz. Şöyle yukarıya doğru çekelim. Battıktan sonra buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 zincirimi tekrar yaptım. Bakın şu aradan tığımı giriyorum. Bunu buraya bu şekilde sabitliyorum. Tekrar başına sarıyorum. Arkadan giriyorum. Şöyle sık iğne yapıyorum. Tekrar 8 zincirimi çekiyorum. Bakın bu aradan giriyorum. Başına sarıyorum. Tekrar giriyorum. Buraya da şunun aynısından bir tane yaparak dönüyorum. Buraya da aynı şekilde 8 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane başına sarıyorum. Bu aradan tekrar giriyorum. İkişer ikişer. Çıkarıyorum ve tekrar dönerek şuradaki sık iğnenin içerisinden önce bir kere batıyorum. Daha sonra 15 tane sık iğneyi yapıp buradan sabitleyerek bitiriyorum. Bakın bu aradan sabitleyerek bitirdim. Hemen burayı yakıyorum. Şimdi ortasının pırpırlarını yapacağız. Hemen ipimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra şu ilk zincirimden tığımı batıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip bir tane batıyorum. Tekrar 5 zincir. 2 battım. Tekrar 5 zincir. 3, 4. Tığın ucuna ne olmuş? Bugün sürekli yaptığım tığ ama. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum arasına. Diğer zincirime geçiyorum. 5'er tane zincir çekerek 5 tane de pırpır buraya yapıyorum. Evet, aralarına da şöyle 5'er zincirinden 5'er tane pırpırımızı yaptık. Modelimiz de bu kadar. Kolay bir model. Bir de güzel gözüken bir model. Bakın bu şekilde gayet hoş ve güzel yapılabilir bir model. Modelimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.